Düşünen insanlar için arılar. İnsanlar basit işleri tek başlarına kolay bir şekilde yapabilirler. Fakat uzun ve ayrıntılı plan gerektiren büyük organizasyonlar için başka insanlara, hatta çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Örneğin bir araba fabrikasında birçok bölüme ihtiyaç vardır. Ciddi bir organizasyondur. Genel müdürden itibaren usta başları, posta başları, sırasıyla çeşitli kabiliyetlerde işçiler bulunmalı. Bu iş yerindeki sistemin verimli çalışması için çok büyük gayretler gösterilir. Zaman zaman seminerler verilir, kalite ve işleyişe ait briefingler yapılır ve birçok para harcanır, değil mi? Koca koca bilgisayarlarla hassas planlamalar yapılır. Kısa ve uzun vade kontrolleri konulur, birçok istatistik ve bilançolar çıkarılır, en iyi verimlilik nasıl ortaya çıkar buna bakılır. Düşünün, tüm bunlara rağmen bir sürü aksaklık, verimsizlik, çatışma görülür, sıkıntılar yaşanır. Bugün en sağlıklı işletmelerde bile bütün bu durumları idare edecek en az birkaç yüz kişi istihdam edilir, öyle değil mi? Gelelim arılara. Halbuki tahtadan bir kovan içindeki on binlerce arı, hiçbir insan topluluğunun başaramayacağı mükemmellikte bir organizasyon içinde çalışıp durmaktadır. Peki ama nasıl? Çünkü arılar ve benzer şekilde termitler ve karıncalar gibi sosyal böcekler kendilerine ait bir akla sahip değildir. İradeleri de yoktur. Onlar ilahi akıl ve iradeye tabi kılınmışlardır. İlginçtir. Arılar bizim gibi bir eğitimden, briefingden, öğretimden geçmezler. Fakat arı yumurtadan çıkar çıkmaz vazifesini aksatmadan yerine getirmeye başlar. Düşünün, kim öğretiyor o arılara? İşçi arı mı olacak, güvenlikten sorumlu arı mı olacak veya polen üretimine ait bir arı olacak? Bunu nereden biliyor? Yumurtadan çıkar çıkmaz görevini bilir ve görev yerine doğru koşar. İnsanlara ait iş yerlerinde her kişi kendi menfaati için çalışır. Belli bir mesaisi ve maaşı vardır. Hep daha fazla kazanmak ister. Önündeki amirinin yerine geçmek, daha az çalışmak tabiri caizse bazen kaytarmak ister. Halbuki arıların yaptıkları işten hiçbir şahsi beklentileri yoktur. Kovandaki işçilerden kraliçe arıya ve erkeklerden askerlerine kadar her seviyedeki hiçbir arı şahsi bir his ve düşünceyle hareket etmez. Onlar Allah'tan aldıkları emirlere şartsız itaat eder, kovandaki sistemin muhafazası için kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışırlar. Aslında sadece arının değil, bütün hayvanların davranışları daha doğar doğmaz ortaya konulmaya başlar. Dikkat ederseniz bu davranışlar içinde ne bir eksik ne de bir yanlış ya da fazladan bir hareket yoktur. O hayvanın hayatı için gerekli bütün bilgiler verilmiş ve bütün melekeleri geliştirilmiş olarak dünyaya gelirler. Ait olduğu sınıfın, takımın veya grubun hangi davranış özellikleri varsa o türe has davranış özellikleri birkaç saat içinde o hayvanın hayatına tam olarak yön verebilecek seviyeye ulaşır. Şu küçücük arının doğar doğmaz geldiği o kıvama bir insanın 15-20 sene eğitimiyle, öğretim hayatıyla geldiğini düşünün. Demek ki arılar hayata onları, hayat şartlarını, hayatlarını ve çevrelerini bilen biri tarafından hazırlanıp gönderilmekte ve onların gerçek vazife ve fonksiyonları öğrenerek
eğitim alarak mükemmelleşme değil. Onlar, hayatlarını kendilerine verilen ilham çerçevesinde ve hazırlandıkları biçimde sürdürmek üzere yaratılmışlardır. Düşünen insanlar için öyle çok örnek vardır ki, Kur'an-ı Kerim'de arı anlamına gelen Nahl suresi vardır. İşte o ayette Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve yüksek yerlerde kendine evler edin. Sonra meyvelerin, çiçeklerin tümünden ye. Böylece Rabbinin yollarında boyun eğmiş olarak dolaş. Arıların karınlarından muhtelif renkte içecek şerbetler çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak düşünen bir topluluk için bunda bir ayet vardır.